13 Şubat'ta Erzincan İliç'teki heyelanın ardından toprak altında kalan 8 işçiden Adnan Keklik'in 65 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Keklik'in cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi. Adnan Keklik evli ve iki çocuk babasıydı. İliç'te milyonlarca metreküplük toprağın altında kaldı. O faciadan haftalar sonra cenazesine ulaşılan Keklik dualarla toprağa verildi. 13 Şubat'ta Erzincan İliç'teki maden sahasında heyelan oldu. O sırada bölgede olan 9 işçi hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan toprağın altında kaldı. İşçilere ulaşabilmek için çalışma başlatıldı. Toprağın altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine 5 Nisan'da ulaşılmıştı. O heyelandan aylar sonra işçileri arama çalışmaları sürerken Sabırlı Deresi mevkiinde toprak altında bir otomobil bulundu. Aracın içinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin Adnan Keklik'e ait olduğu belirlendi. Günler sonra Adnan Keklik kardeşimize ulaştık. Acımız son derece büyük. Bütün gücümüzle, bütün kamu kurum ve kuruluşları hep beraber kalan 7 tane canımıza ulaşmak için el birliğiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak bütün olayı detaylarıyla, ayrıntılarıyla parlamentoda her siyasi partinin katılımıyla kurulan bu komisyonda inceleyeceğiz. Adnan Keklik için İliç ilçe merkezinde tören düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Keklik'in sevenleri de katıldı. Keklik'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından İliç Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Bölgede toprak altındaki 7 işçiyi ise arama çalışmaları sürüyor.